Herkese selamlar, ben Melih hocanız ve şu anda Partikül Matematik kanalındasınız. Benim canlarım, afacanlarım, sevgili 6. sınıflarım. Nasılsınız bakalım? Umarım keyifler yerinde, her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle beraber tam sayıları işleyeceğiz. Acayip önemli bir konu ve ilk defa göreceksiniz böyle eksi sayılar falan başına eksi işareti koyuyor. Hayırdır inşallah diyenler için bugün şifreyi çözeceğiz, tamam mı? Muhteşem bir ders sizleri bekliyor. Peki aramızda hala abone olmayanlar var mı diye soruyorum. Abone olursanız eğer ücretsiz, kefilsiz, şartsız, şartsız bir şekilde abone olarak aramıza katılın. Sizler de Partikül Matematik ailesinin bir parçası olun ki gelecek tüm 6. sınıf videolarımızdan da anında haberdar olabilirsiniz. 6. sınıf videolarımız devam edecek. Biliyorsunuz artık 6. sınıfın önemi çok çok arttı. Çünkü Milli Eğitim ülke geneli yazılı sınavlar yapıyor ve 6. sınıflara yapıyor bunu da. Dolayısıyla sizlerin yazılılara daha fazla, daha dikkatli, daha ciddi bir şekilde hazırlanması gerekiyor. Ve bu noktada da tabii ki de Melih hocanız sizleri yalnız bırakmıyor. Birlikte bu işin üstesinden geleceğiz. Tabii ki de başlamadan önce ne yapıyoruz? Videoyu beğenmeyi de unutmuyoruz. Bu bizler için çok önemli ve tabii ki de yorumlara da kaçıncı beğeni attığınızı da yazabilirsiniz. Nereden bizi izliyorsunuz onu da merak ediyorum. Hangi ildesin? Tamam, hangi ildesin, hangi ilçedesin? Bunu da yazmayı unutmayın. Bakalım bizi kimler kimler nerelerden takip ediyormuş dedim. Ve seni ders ekranıma aldım. Tam sayılar karşınızda. Haydi hazırsanız başlıyoruz. Şimdi tam sayılar nedir hocam? Şimdi attılar bize böyle bir konu ortaya. Nedir ne değildir bilmiyoruz. Sen bilen bir abiye benziyorsun. Şunu bir çıtlat bakalım bize. Anlat bakalım diyenler dikkat. Tanımımız şu. Gençler, pozitif tam sayılar, negatif tam sayılar ve sıfır tam sayısının oluşturduğu kümelerin birleşimine biz tam sayılar kümesi diyoruz. Şimdi tam sayılarda yani eksi sayılar da var, tamam mı? Eksi sayılar, artı sayılar ama sıfırın herhangi bir işareti yok. Bak burada bir başta anlaşalım. Sıfır pozitif değildir. Negatif o da değildir. Sıfır kendi başına takılıyor. Tamam mı? Yalnız takılmayı seviyor bu. Bu arkadaşımızı öyle bileceğiz, tamam. Şimdi negatif tam sayıları gösterirken, doğal sayıları gösterirken başına, tabii burada sonuna yazmışız da, başına eksi işareti koyuyoruz, tamam mı? O hani mesela AVM'lerde falan asansöre bindiğinizde otoparka ineceksin mesela, eksi 1 yazar. Eksi 2 yazar. Nedir o? Hani yerin dibine iniyorsun anlamındadır. Tamam, yani sıfırıncı kat zemindir. Bazı apartmanlarda da oluyor mesela, o büyük apartmanlarda. Sıfırıncı kat zemin. Onun aşağısına indin mi eksi 1. Onun da aşağısına inersen eksi 2. Daha da aşağıya inersen magmaya çıkıyorsun artık. O yerin dibine giriyorsun gerçekten. Çok fazla eksiye gitmeyin o yüzden. Tamam. Şimdi pozitif tam sayılarda ise bizim doğal sayıların soluna, yani başına, tamam mı, başına artı işareti koyarız. Ama eğer herhangi bir işaret yoksa da biz onu yine pozitif olduğunu biliriz. Mesela bak şimdi. Ben ne yazdım buraya? 5 yazdım. Tamam mı? Sağ üstte 5 yazdım. Bunun başında bir işaret var mı? Artı eksi? Yok. Ama sen ne anlayacaksın? Bu artıdır. Yani pozitiftir. Pozitiflerin başına artı diye yazmak zorunluluğumuz yok. Ama negatif bir sayıdan bahsedeceksen başına eksi yazmak zorundasın. Tamam, bunu da söylemiş olalım. Sıfır için ne demiştik? Negatif ya da pozitif bir tam sayı değildir demiştik. Şimdi peki bunları sayı doğrusuna nasıl göstereceğiz? Gençler, sıfırın sağ tarafını zaten biliyorsunuz. Sıfırdan sonra işte ne gelir? 1 gelir. Ondan sonra 2, 3, 4, 5, 6, bunları biliyorsun. 7, 8 sonsuza kadar gider. Bunların başına dikkat edersen, artı yazmadım. Yazmak zorunluluğumuz yok ama yazabilirsiniz. Yani şöyle artı 1, artı 2, artı 3, artı 4, artı 5, artı artı yazabilirsiniz. Biz bu sayılara ne diyormuşuz? Pozitif tam sayılar diyoruz. Şimdi sıfırın diğer tarafına geçtiğimizde aman dikkat, aman dikkat, artık eksili sayılar başlıyor. Yani eksi 1. Bak sıfırın hemen solu birinci adım. Eksi tarafta. Eksi bu arada yön de belirtir. Sol tarafı yani. Eksi 2, 1, 1 gidiyorsun böyle. Eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6. Bu kardeşlerimize de ne diyormuşuz? Negatif tam sayılar diyormuşuz. Dikkat edersen sıfır nötr bir sayıdır. Yani hiçbir şey yok. Hiçbir haltı yok. Ne pozitif ne negatif. Hiçbir gruba katılmamış. Tamam. Şimdi bir örnek yapalım. Kutucuklardaki tam sayıları sayı doğrusuna gösteriniz demiş. Ne görüyorum? Eksi 5. Eksi demek sıfırın sol tarafı demek. Başlayalım. Sıfırın solu 1, 2, 3, 4, 5. Aha burası. Hocam burası eksi 5'tir. Doğru. Eksi 1'e bakalım. Eksi 1'de sıfırın yine solunda, eksi dediği için. Ama bir adım solunda. Hop
Birinci adım şurası. O zaman burası eksi bir. Sıfırı zaten göstermiştik. Yani şurada yazıyor sıfır. Kocaman kabak gibi ortada bekliyor bizi. Üç. Hocam bunun başında işaret yok. Artı mı eksi mi hocam? Nereden bileceğiz? Hocam. Strese girdim. Tansiyonum düştü. Şekerim fırladı. Hiç paniğe gerek yok. Ne demişti Melih Hocan sana? Başında hiçbir şey yoksa onu sen artı olarak düşüneceksin. Tamam. Dolayısıyla 1, 2, 3. İşte 3 burada. Bir de artı 5 demiş. 4, 5 de... Oğlum 5 yazamadım ya. 5 de burada. Tamam. Sayı doğrusunu da bu şekilde gösterebilirsiniz. Şimdi bazı ifadeler ve bunların sayısal değerlerini konuşalım seninle. Bu da karşınıza gelebilir. Şimdi gençler. 14 TL borç. Yani borç demek negatif bir şeydir değil mi? Eksi. İyi, borcu kimse sevmez. Dolayısıyla bunun başına eksi koyacağız. Yani 14'ün başında eksi olacak. Kar demek para kazandık demek. Yani artı bir değerdir. Dolayısıyla artı 35 diyeceğiz. Gider. 360 lira giderim var. Yani aylık mutfak masrafımız 360 TL. Aylık değil de haftalık diyelim biz ona. Haftalık 300. Gidiyor eksi. Dolayısıyla eksi 360 ama geliyorsa hep gelsin. Hep gelsin. Dolayısıyla ona pozitif yani artı 2400 yazacağız. Peki sıcaklıklara gelelim. Bazen haber kanallarında hava durumu sunulurken belki dikkatini çekmiştir. İşte diyor ki Erzurum'da bugün hava eksi 15 derece. Oo! İçin titriyor değil mi? Yani haberi izlerken üşüyorsun ya. Dolayısıyla da sıcaklıklar eğer sıfırın altındaysa ki 2 derece demiş. Dolayısıyla bunların başına da eksiyi koyuyoruz. Peki zeminin üstüne çıkıyorsak yani apartmana girdin sıfırıncı kattasın. Yukarıya 2 kat çıkacaksan bu nedir? Artı 2'dir. Ama aşağı ineceksen de eksidir. Unutmayın. Deniz seviyesinin altı da mesela yine bizim için eksidir. 4 metre dediği için de eksi 4 yazıyoruz. Deniz seviyesi sıfırdır her zaman. Bunu da unutmayın. Dedim ve geçtim. Şimdi bu tam sayıları karşılaştıralım, sıralayalım. Gençler tam sayıları sayı doğrusunda sağ tarafa gidildikçe arttığını biliniz. Tamam mı? Şimdi bak tam sayılar neymiş? Sayı doğrusunda sağ tarafa gidildikçe artar. Ki şurada bakın göstermiştik. Sıfırın sağına doğru gidince ne oluyor? Artı 1, artı 2, artı 3, artı 4, artıyor. Şimdi sana asrın en zor sorusunu soruyorum. Çok dikkat. Pür dikkat. Şu an gözlerini 8 aç. Kulaklar 5 açılsın. Beni iyi dinle. Sağ tarafa gidildikçe artıyorsa, sola gidildikçe ne olur? En zor soruyu sordum sana. Tabii ki de azalır. Yani sol tarafa gidildikçe de azalır. Tamam. Yani bakın çok dikkat. Şuraya zoom yapıyorum. Bak negatif sayıları şöyle gör. Bakın sola gidildikçe ne dedi Melih hocanız? Azalıyor. O zaman şu eksi 6 sayısı mesela şu eksi 6 sayısı eksi 1 sayısından daha küçük. Bunu böyle asansöre bindin gibi düşün. Mesela sıfırdasın. Zemin kattasın. Eksi 1 var. Bir de eksi 6 var. Ta yerin dibine ineceksin. Hangisi daha küçüktür? Eksi 6 daha küçüktür. Daha aşağıdadır o çünkü. Tamam. Bunu bu şekilde aklınıza kazıyın. Buradan aklınıza gelsin. Yani oğlum ben asansöre binsem eksi 6 mı daha aşağıda eksi 1 mi? Eksi 6 daha yerin dibinde. Dolayısıyla eksi 6 mesela daha küçük. Şimdi buna bir örnek yapalım hemen. Küçükten büyüğe sıralayınız demiş. Ne demiştik? Eksi taraf bizim için daha küçüktür. Hatta bunun sayı doğrusunda da düşünebilirsiniz. Mesela şurada rastgele bir tane sıfırımız var. Sıfırı oraya kondurdum. Ne diyor mesela? Eksi 5. Hemen eksi 5 şuralardadır. Bir de eksi 42 var. O daha da yerin dibindedir değil mi? Şuralardadır. Mesela artı 30'umuz var. O da şuralarda bir yerlerdedir. Değil mi? O zaman bak küçükten büyüğe sıraladınız şu an. Bingo. Eksi 42 küçüktür. Eksi 5 küçüktür. Sıfırdan küçüktür 30'dan. İşte bu şekilde sıralayabilirsin. Bak eksi 42'nin 42'sine aldanmayın. Başında eksi konduğu anda o yerin dibine gidiyor. Anlaştık mı? Sizleri seviyorum. Bence anladınız. Geçtim. Tahtadaki sıralamaya göre yıldız yerine kaç farklı tam sayı yazılabilir? Bak eksi 5 ile 4 arasındaki sayıları yazacağım. Şimdi eksi 5 şurada. 4 de burada. Hadi gelin 4'ten başlayalım. 4'ten küçülün. Kimler var? 3 var. 2 var, 1 var, 0 var, eksi 1 var, eksi 2 var, eksi 3 var, eksi 4 var. İşte şu kardeşlerimiz eksi 5 ile 4 arasındaki tam sayılardır. Anlaştık mı? Bence çok iyi anladınız diye tahmin ediyorum. Anlayanlar hemen yoruma gitsin. Hocam ben anladım, aferin size yazsın. Tamam mı?
Anlayanlar anladı, geçtik. Sayı doğrusuna verilen sembollere karşı gelen tam sayıları bulunuz. Mesela bu da bir soru tarzıdır. Bu arada Jigs nedir? Jigs ciddiyet isteyen kek soru. Tamam mı? Yani bunlar aslında kek sorular ama ciddiyet istiyor. Çünkü ciddi bir şekilde soruya yaklaşmazsan hata yapabilirsin demek. Tamam. Şimdi sayı doğrusu sorularında gençler, sıfırı tespit edin önce. Sıfır nerede? Sıfır. Çünkü bizim başlangıç noktamız, miladımız sıfır. Tamam. Burası sıfır. Gördüm. Onun hemen sağında ne vardır? Artı bir. Bak sonra zaten artı iki var. Sonra artı üç. Sonra artı dört. Artı beş. Artı altı. Ve artı yedi. Bak hepsini şak şuk şak şuk tespit ettim. Şimdi sıfırın soluna gidelim. Eksiler. Sıfırın solunda ne var? Eksi bir var. Hatta şurası da eksi iki ve eksi üç. Bak bütün sembollere karşılık gelen tam sayıları takır tukur takır tukur tespit ettik. Dedim ve geçtim. Şimdi mutlak değeri de anlatalım. Bu konunun son parçası mutlak değer. Nedir mutlak değer? Şimdi gençler, bir tam sayının sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığına biz o tam sayının mutlak değeri diyoruz. Yani sıfır çok önemli dedim ya. Herhangi bir sayının mutlak değeri neymiş? O sayının sıfıra olan uzaklığıymış. Mutlak değeri şöyle yandan iki çizgiyle gösteriyoruz. Düz. İki tane düz çizgiyle gösteriyoruz. Bir tam sayının sayı doğrusuna sıfır olan uzaklığı negatif bir değer olamayacağı için mutlak değer her zaman için negatif olamaz, pozitiftir. Şimdi soruyorum sana. Mesela bir sayı doğrusu çizelim şöylemesine, tamam mı? Şurası sıfır, eksi bir, eksi iki. Tamam. Şimdi bu eksi ikinin mutlak değerini tespit edelim. Ne yapıyorduk? İki tane düz çizginin içerisine eksi iki yazıyorduk. Bu ne demek? Eksi ikinin sıfıra uzaklığı kaç demek. Tamam. E kaçtır eksi ikinin sıfıra uzaklığı? Bakıyorum. Bir, ikidir. O zaman bunun cevabı iki. Sen hiç uzaklığa eksi der misin? Mesela şöyle konuşmalar oluyor mu? Bizim evin okula uzaklığı eksi üç kilometre. Eksi üç ne ya? Eksi üç diye bir uzaklık olur mu? Olmaz. İşte o yüzden mutlak değerler her zaman pozitiftir. Tamam. Anlaştık mı? Şimdi o zaman devam edelim. Bir tam sayının mutlak değeri sıfır ya da pozitif bir tam sayı olabilir. Yani pozitif olacak. Şimdi sıfır da olabilir. Çünkü sıfırın sıfıra uzaklığı sıfırdır gibi. Şimdi bakıyoruz eksi üç mutlak değer içinde. Bunun cevabı kaçtır? Hemen bakıyorum eksi üç neredesin sen? Sen neredesin bakayım? Buradaymışsın. Senin sıfıra olan uzaklığın kaç birim? Bir söyler misin bakayım? Bir, iki, üç. O zaman eksi üçün karşılığı üçtür. Tamam. Bak. Eksi 3'ün mutlak değeri yani sıfıra uzaklığı da 3'tür. Artı 3'ün mutlak değeri yani artı 3'ün de sıfıra uzaklığı yine 3'tür. Tamam. Bunu da anlaşmış olalım. Şimdi bununla ilgili de güzel bir soru. Kutucuktaki ifadede verilen üçgen yerine yazılabilecek tam sayılar. Şimdi bakın. Kutucuğun içinde bir sayı var. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama bunun karşılığı neymiş? 13. Yani bunun, bu sayının, o gizemli sayının, sırlar odasındaki sayının sıfıra olan uzaklığı 13'müş. Şimdi gençler, bu sayı sıfırın sağında mı solunda mı? Neredesin sen? Sağda mı diyeyim, solda mı diyeyim? Bilmiyorum. O zaman ikisini de söyleyeceksin. Yani bu sayı artı 13 de olabilir, eksi 13 de olabilir. Çünkü eksi 13'ün de mutlak değeri yani sıfıra uzaklığı 13'tür. Artı 13'ün de sıfıra uzaklığı yine 13'tür. Dedim ve bitirdim. Tamam. Tam sayılar hiç de öyle korktuğunuz gibi değil. Gayet basit, kolay bir konudur. Merak etmeyin. Yazılıda da bunlar, Milli Eğitim yaptığı ortak sınavda da çıkacak. Ve çıkar çıkmaz da ne yapacaksın? Takır tukur tokatlayıp geçeceksiniz. Bu arada artık biliyorsunuz Milli Eğitim'de ortak yazılılar yeni bir sistem geliyor. LGS'de değişiklikler var. Artık daha sıkı çalışmanız gerekiyor. Bu yüzden sizlere bir kitap önereceğim. O da Partikül Matematik'ten çıkan Partikül LGS defteri. Şimdi bu Partikül LGS defteri nedir gençler biliyor musunuz? Bu bir planlama defteridir. Bu planlama defteri ne biliyor musunuz? Şurada haftanın günleri gibi düşünün. Haftanın derslerinizi yazacaksınız. Planlama yapacaksınız yani. Diyeceksin ki benim hafta işte matematikten ben bu hafta 30 soru çözeceğim. Buraya hemen hedefini yazacaksın. Bu sayfada da o hafta hangi gün hangi derse
çalıştın, kaç soru çözdün, kaç yanlış yaptın, bunları yazacaksınız. Tamam mı? İşte bu böyle her hafta kullanabileceğiniz güzel bir planlama defteridir. Şöyle ki Partikül Matematiğin ana sayfasında, YouTube'da ana sayfada da kitabın tüm içeriği mevcut. Bunun içerisinde mesela şöyle takvimler var. Bu takvimlere yazılarınız olduğunda işte şu tarihte mesela atıyorum 12 Ocak'ta sınavım var. Hatta şimdiden yazabiliriz. 26 Aralık'ta Milli Eğitim Ortak Sınavı var. 26 Aralık takviminde 26'yı buldum. Buraya hemen yazacağım. Matematik ortak yazılı var gibi bu şekilde takvim olarak kullanabiliyorsunuz. Bizim taktiklerimiz var. Sizler de artık bir gözünüz LGS'ye bakıyor. LGS deneme netlerini nasıl arttırırız? Bazılarınız okullarda belki denemeye de başlamış olabilir. Deneme yapıyor olabilirsiniz. Ya da çalışma isteği nasıl artar? Bunları buradan tek tek okuyabilirsiniz. Yani hem bir planlama defteri hem de aslında bir nevi rehberlik motivasyon defteridir. Yani bir nevi kitaptır da aynı zamanda. Dolayısıyla buradan faydalanabilirsiniz. Bunun içerisinde mesela okul programınızı yazabilirsiniz. Ders programınızı gayet eğlenceli, renkli, güzel bir kitap hazırladık sizler için. Defter kitap şeklinde. Yazılı notlarınızı mesela buraya tık 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 birinci dönem, ikinci dönem hepsini yazabilirsiniz. Ondan sonra bir sürü böyle geri sayım sayacımız var. Mesela okul kaç gün sonra bitecek? Tık tık her gün bir tanesini karalayabilirsiniz. Güzel, zevkli bir yer. Kitap okuma challenge'ımız var. Kitap hepsini doldurmanızı istiyoruz. Okuduğun kitaplar işte kaç sayfa? Hangi yazarın kitabı bu? İşte ne zaman başladın, ne zaman bitirdin gibi oldukça dolu ve sayamadığımız daha içeriğinde bir sürü şey var. Bu defteri de size tavsiye ediyorum. İnceleyebilirsiniz dedim ve daha fazla gevezelik etmeden bitirdim. O zaman ne diyoruz sevgili 6. sınıflar? Çalışmalarımız devam ediyor. Sizler de işi sıkı tutun. Bakın artık ortak yazılılar var. Bu yazılı notları yarın öbür gün liseye geçerken sizlere bir destek olabilir. Çok önemli bir hale gelebilir. O yüzden şimdiden işi sıkı tutacağız. 2 sene sonra ne olacağı bilinmez. O yüzden diyoruz ki hem planlı çalışın artık hem de bu işlere daha ciddiye alın. Dedim ve bitirdim. Bir sonraki videoda yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.